Beşiktaş ve Trabzonspor'a dair günün gazete manşetlerindeki haberler bu şekildeydi. Skype bağlantımızla hemen devam edelim. Kartal Yiğit bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın Demet, sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz deyiz. Beşiktaş'ın dünkü karşılaşmasını değerlendirerek başlayalım. Santos'la birlikte son 3 maçtır, 3 resmi maçtır. Galibiyetle devam ediyor siyah beyazlar. Ve farklı skorlar olması da taraftarı bir yandan memnun ediyor. Dünün özelinde Eyüpspor'a karşı nasıl bir Beşiktaş gördünüz, izlediniz? Tabii öncelikle şunu söyleyebilirim. Fernando Santos gerçekten bir hava kattı. Yani onu oyuncuların her halinden görebiliyoruz. Şimdi kolay değil. Yani bu kısa süre içerisinde yabancı bir ülkeye geliyorsunuz. Evet. Çok iyi tanımadığınız bir takım ve kendi kurmadığınız bir ekip. Ayrıca açıkçası tam anlamıyla demoralize olmuş bir Beşiktaş vardı. Santos geldiğinde mümkün olduğunca tabii takıma elini değdirmeye çalıştı. İlk maçtan itibaren Karagümrük'le oynadı. Çok da kolay bir rakip değildi. Karagümrük karşısında zaman zaman zorlanmasına rağmen daha sonra farkı açarak rahat bir galibiyet aldı. Dünkü oyunda da rahat bir şekilde kazandı diyebiliriz Beşiktaş için. Aslında Eyüpspor kupada çıkabilecek rakipler arasında öyle çok da kolay bir rakip değildi. Tabii. Yani Süper Lig TFF seviyesinde 1. Lig'in diyebiliriz belki. Kesinlikle baktığınız zaman kadroya hemen hemen çoğunluğu Süper Lig'de oynamış oyunculardan kurulu ve başlarında da Süper Lig'de ve Avrupa'da yıllarca oynamış bir teknik adam var. O yüzden kolay bir maç değildi ama Beşiktaş özellikle oyuncuların hırsıyla, motivasyonuyla o Santos'un getirdiği havayla özür dilerim farklı bir galibiyet almasını bildi yine. Şimdi bu tür maçlarda skorlar önemlidir. Yani üst üste kazanılmış bir farklı iki maç var. Bu iki farklı maç oyuncuların özgüvenini yerine getirecektir. Zaten Fernando Santos'a ilk basın toplantısında sorulan soruların çoğunluğu bu yöndeydi ve hocanın verdiği kısa bir yanıt vardı. Ne yaptınız diye sormuştuk. Özgüven, özgüven, özgüven dedi. Evet, yani özgüveni kazandırmak için Portekizli teknik adam düğmeye basmış durumda. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz. Yani sinyalleri alıyoruz. Ben şimdi iki maçta hemen işte öyle oldu, böyle oldu, şaha kalktı falan. O söylemlere çok katılmıyorum. Bir hava geldi. Zaten hoca da bunu biliyor, futbolcular da biliyor. Futbolcuların açıklamalarında da bu var. Yani bize özgüvenimizi yerine getirdi Fernando Santos. O havayı verdi diyorlar. Bu çok önemli. Mesela düne bakıyoruz. Rebic dahi, yani düne kadar yüzüne bakılmayan Rebic dahi sahanın iyilerinden. O yüzden Tayfur Bingöl sonradan oyuna girdi. İşte her zaman protesto edilen Onur. Bunlar da iyi oynadılar. Yani o yüzden Santos'un ben bu yöndeki deneyimini Beşiktaş takımı üzerinde uyguladığını söyleyebilirim. Siz de bahsettiniz, oyuncuları kazanmaya çalışıyor. Özellikle dünkü 11 üzerinden gidecek olursak ileri uçta Gezal, Rebic ikilisi kanatlarda görev aldı. İleride de Cenk'i gördük. Semih'i dinlendirmek istedi zannediyorum hoca. Peki kanat Evet. oyuncularıyla ilgili neler söylersiniz? Çünkü bu iki oyuncu biraz soru işareti olarak kaldı. Gezal evet çok iyi işler başardı ama sakatlık onu biraz yıprattı. Rebic ise istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Şimdi Gezal'dan başlayayım Demet. Karagümrük maçında da oynadığı müddet içerisinde hakikaten ben beğendim. Yani o eski Gezal'den evet fiziksel anlamda hala çok geride ama teknik anlamda eski Gezal'den zaman zaman esintiler verdi. O yüzden Gezal'la Rebic'in takıma uyum sağlama yani o eski günleri anlamında problemlerini giderdiği takdirde bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. Pardon biraz üşüttüm. Birkaç günde bir sıkıntı var. Şimdi özellikle Gezal dün de iyi işler yaptı. Yani
Tabii bunlar olunca akla acaba Gezal Dereviş'te kalacak mı soruları geliyor. Ben Gezal, özellikle Gezal'dan bahsedersem, Gezal'ın bu sezonu tamamlayacağını, yani Fernando Santos'un Gezal'ı daha da görmek isteyeceğini düşünüyorum. Rebic'de şöyle bir şey var, Rebic'e geçersek. Rebic eğer kendi ayrılmak isterse Beşiktaş yönetimi çok tutmayacak, onu söyleyebilirim. Ama mesela dünkü maç özelinde ben Rebic'i aynı Gezal gibi istekli, evet, hırslı, bir şeyler yapmak niyetinde, gayretinde olduğunu gördüm. Eğer Rebic, işte ben ayrılmak istemiyorum, bir şans daha verin, sezon sonuna kadar kalmak istiyorum, Santos'ta bir şeyler yapmak, denemek istiyorum derse, Beşiktaş yönetimi Rebic'i tutabilir. Ama şu da var, ihtiyaçlar da var. Kontenjan ne olacak? Şimdi bakıldığı zaman tabii ki iki tane ağır sakatlık yaşayan oyuncusu var. İki tane operasyon geçiren oyuncusu var. Chamberlain'le Amir Hacıahmetoviç. O yüzden onların da sözleşmesi dondurularak o kontenjan açılabilir. Yani ben Rebiş'te, Gezal'ın da istedikleri takdirde kalacağını düşünüyorum. Ama onun dışında o boşalan kontenjandan neticesinde birinci transfere geçersek, birinci olarak stoper, daha sonra bir ön libero, eğer Abubakar giderse bir santrafor transferi düşünülüyor, onu söyleyebilirim. Tabii Amir Hacıahmetoviç ve Chamberlain'in sakatlığı sonrası da orta alanda da büyük bir ihtiyaç doğdu, değil mi? Tabii ilk etapta işte ön libero diye düşünüyorlar ama özellikle Chamberlain'den sonra bir daha kreatif bir orta saha, yani hücuma dönük bir orta saha olma ihtimali yükseldi. Yani Beşiktaş'ın sayı verirsek maksimum 4 oyuncuyla ara transferi tamamlayacağını düşünüyorum. Eksiklikler de var hakikaten. Yani senin de dediğin gibi takımı böyle... Svensson'dan sonra en fazla 2-3 diyorsunuz, değil mi? Evet, yani Svensson'dan sonra bir 3 transferle noktalayacaklardır. Şimdi acil olarak bir stoper bakılıyor. Evet. Çok doğru. Beşiktaş'ın ivedilikle bir stopere ihtiyacı var. İyi bir lider bir stopere, ayakları Saiz iyi olan gibi mi? Saiz gibi oyunu yönlendirebilecek, takımı atağa kaldırabilecek bir stoper, geriden oyun kurabilecek bir stoper acil. Bir ön libero bakılıyor zaten. İşte Abubakar'ın durumunu, eğer Abubakar kalırsa bir 10 numara dediğimiz o merkez orta saha, eğer Abubakar giderse bir de santrafor olabilir. Yani belki bu sayı 5'e de çıkabilir. Şimdi bilemiyorum ben şu anki görüntü. Çünkü Abubakar konusunda Santos'un bir düşüncesi var. Geldikten sonra, görüştükten sonra karar verecek. Belki de kalabilir Abubakar. O yüzden yani Abubakar gitmeden transfer politikası netleşmeyecek. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle iyi bir stoper, bir ön libero, bir tane de merkez orta saha alınması düşünülüyor. Abubakar giderse bir golcü ihtiyacı da doğmuş oluyor mu? Semih ve Cenk var, evet, ama. Tabii şimdi yani evet, doğru. Semih son haftaların muazzam çıkış yapan oyuncusu. Allah nazardan saklasın. İnşallah böyle de devam eder. Cenk de var elinizde ama sadece tamamıyla iki santrafor oyuncusuyla olacak bir iş değil. Çünkü yeni sezonunda planlamaları yapılacak. Yani hoca derse ki, bütçemiz, yönetim hoca ederse bütçemiz bu hoca, şimdilik Abubakar'ın yerine santrafor almıyorum, zaten genç Semih var, onu parlatalım. Cenk de var, işte Muleka'da kalacaksa, eğer Muleka'da var, almayalım diyebilirler. Onu derlerse işte dediğim gibi stoper ortası, iki orta sahayla bu işi bitirirler. O da mantıklı. Yani Beşiktaş şu an şampiyonluktan uzaklaştı. Bir hedef Türkiye Kupası ve Avrupa var. O yüzden belki Cenk, Semih, Muleka ile bu işi götürebilirler. Ama benim şahsi düşüncem yine de bir santrafor alınması yönünde. Onu söyleyeyim. Abubakar kalsa da gitse de mi? Yok, giderse. Evet. Giderse tabii. Peki. Kalırsa zaten ihtiyaç yok. Ama giderse var. Peki. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Tekrar iyi sabahlar. Rica ederim. Sağ ol. Yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.